mahalle kahvesinde yerelden evrensele çok güzel mesajlar veriyorsunuz. Mahalle kahvesi ama mahal koca bir dünya olmuş. Nesemin'in dediği gibi yani bu mahalleye de sığmıyoruz, bu dünyaya da sığmıyoruz, bu cihana da sığmıyoruz. Nesemin diyor ki iki cihan bende sığar ama ben bu cihana sığmazam. Ne demek? Yani iki cihan, yani dünya ahiret bana benden içeri ama ben bu cihana sığmam. Şimdi önce Nesimi'yi kısaca tanıtmakta fayda var. Bilmeyenler vardır diye söylememiz lazım. Nesimi Hazreti Peygamber'in kutlu evlatlarından Seyyid İmadüddin Nesimi. Aşk ehli, Hallac'ın yolundan giden ki Hallac da Cüneyd-i Bağdadi'nin yetiştirdiği o büyük sufilerden, yobaz takımından değil, kabukta kalanlardan değil, özü yakalayıp, özü içeride yaşayıp dışarı yansıtanlardan, işte iki cihana sığmazam diyebilecek büyük erdem, büyük kemalat noktasına gelmiş insanlardan Nesimi. Nesimi'nin bir başka özelliği şu, aşkını anlatmaya çalışmış. İnsanlara adeta şunu söylemiş. Ya böyle dünyevi işlere uğraşın ama takılıp kalmayın. Bir cevher taşıyoruz, bir ruh taşıyoruz, bir zenginlik, bir hazine taşıyoruz. Bunu dışa yayın. Önce siz erdemi yakalayın, sonra dışa yayın. Allah'ın aşkını, Allah Resulü'nün aşkını, Ehl-i Beyt'in aşkını yayın. Öz burada. Cevher burası demiş. Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti İmam Ali Efendimizin evladından olması hasebiyle o erdemli noktaya gelenlerden biri ama bir başka özelliği de şu, Ehl-i Beyt'le beraber olanlar biraz çilekeş oluyor. O da çok çile çekmiş. Sapık demişler. İşte hurufi demişler, dışlamışlar. Tabii bunun sebeplerine sonraki bölümde gireceğiz ama ve Halep'te 1417'de Hazret ateşin üstünde yakılıyor, halk toplanmış. İşte biz Ehl-i Beyt mensubunu işte böyle yaparız dercesine. Derisi üzülmüş. Hatta şöyle bir olay var, çok çarpıcıdır. Yanıyor, artık ölmesini bekliyorlar. Müftü bağırıyor. Diyor ki bu melun necistir. Bunun kanı da necistir. Bunun kanının değdiği yer kesilip atılmalı. Derken Nesimi Hazretlerinden bir damla kan müftünün uzattığı parmağına düşüyor. Bunu görüyorlar. Nesimi dönüyor bir söz daha söylüyor. Ey müftü, sanır mısın ağrım vardır? Yani yanıyor. Yani ama bedeni yanıyor. O acı duymuyor. Sanır mısın ağrım vardır? Bizde ağrı olmaz diyor. Şehit oluyor, ruhunu teslim ediyor. Daha sonra diyorlar ki müftü, onun kanı necis demiştin. Parmağınıza değdi. O halde orayı da kesip atmamız gerekmiyor mu? Yok diyor. Bu diyor necis, suyla temizlenir. Getiriyorlar yardımcıları, suyu parmağını siliyor, temizliyor. Oradan uzaklaşıyorlar. Nesimi'nin çağrısı Hallac'ın çağrısı. Nesimi'nin çağrısı İslam'ı ruhsuz hale, aşksız, heyecansız getirenlerin katlettiği bir beden fakat mana olarak Kerbela gibi yüceltmelerine de sebep olan bir şehadet. Nesimi tasavvuf literatüründe bütün aşağı yukarı meşreplerin bütününde hemen hemen tabii aşk yolunda olanların bu kalitlerin onları bahsetmiyoruz. Onların meşreplerinde Kerbela,
cenknameler, yani Hazreti Ali'nin cenkleri, şehadetler, Hüseyin'in şehadeti, Hasan'ın zehirlenmesi ve ondan sonra bu zatların bu yaşadıkları mersiyeler halinde, bu nefesler halinde yaşayıp gelmiş. Evet, Nesin böyle bir zat. Yani aşk şehidi diyebiliriz. Biz hani girişte dedim ya abi, bu şiiri tabii seçmenizin bir sebebi anlamı vardı, sebebi vardı. İlk başta da vurguladığım gibi 50 yıllık bir hukukunuz oldu efendim hocamla birlikte. Ve biz bu şiirdeki pek çok hakikati biz hocamda da seyrettik, gördük. Hocamın Allah şefaatlerinden mahrum eylemesin, çok bariz özellikleri vardı. Aşk onda, değil mi, en üst seviyedeydi. Muhabbet en üst seviyedeydi. Cenab-ı Hakk'ın o yüce tecellilerinin onda yansımalarını biz nasibimizce seyrediyorduk. Dilerseniz bu vadiye biraz girelim mi? Tabii şiiri seçmemizin asıl sebebi bu. Şimdi her çağın bir nesimisi, Hüseyin'i, Ali'si var ama bu son devirde Allah Resulü'nün getirdiği hidayet emanetinin Ehl-i Beyt ve onun devamı olan bilhassa özellikle Türk tasavvufundaki son dem temsilcisiydi Hazret. Hocamız sadece bir kitap yazıp da alın okuyun demedi. Onu yaşadı. Burada programlarda çok sık dile getiriyorsunuz. Onun pek çok yönünü arkadaşlar farklı farklı anlatıyorlar. Herkes Allah Allah diyor. Bu da var, bu da var, bu da var. Yani baktığımızda farklı bir insan prototipi ortaya çıkıyor. Hazreti Ali'yi seyrediyorsunuz. İmam Hüseyin'i seyrediyorsunuz. Hatta Abdülkadir Geylani, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş'ı seyrediyorsunuz. Şimdi bu insanlar dünyayı geçici gören insanlar. Muhittin Arabi'nin dediği gibi asıl alemden biz kendi dünyadaki hayatımızı seyrediyoruz. Bu alem bir suret, resim, geçiyor, görüntü, video, yani onun gibi. Evet. Onun için bu dünyaya sığmayan insanlardan hocamız. Ve ayrıca ahiret aleminin sırlarını bu dünyadayken insanlığa anlatmak isteyen büyüklerden biri. Son büyük diyebiliriz. Ve Ehl-i Beyt'in bütün emanetini sadece adalet, merhamet değil, hele hele aşk emanetinin gerçekten şu topraklarda, şu dünyada hissettirerek yaşatan bir insan olduğundan eserlerine bu aşk yönü, cevheri yönü yansımış. Yani herhangi bir eserini okuduğunuz zaman orada Hazreti Peygamber'i de seyrediyorsunuz. Evet. Hazreti Ali'yi de seyrediyorsunuz. Yaşıyorsunuz yani. Yaşıyoruz. Evet. İmam Hüseyin'i de yaşıyorsunuz. İmamları yaşıyorsunuz. Ve bizim ve bu toplumun, ki çok büyük bir oyunla koparıldık bu köklerden, bu hazineden biz koparıldık. Yani bazen şiddetli şekilde, bazen entrikayla, fitneyle koparıldık. Dünyanın hiçbir yerinde Ehl-i Beyt'e ruhen böyle sahip çıkıp da dünya hayatına, ahiret hayatına müteallik bir sürü mesajını yaşatarak gösteren başka insan yoktu. O sondu. Yani bunu yaptı ve Ehl-i Beyt gençliğini yetiştirdi. Yani ben şimdi 49 seneye yaklaştı. Çocukluğumdan beri hep aşk ehli bir Haydar Hoca gördüm. Yani en ufak şeyde hemen ne yapabiliriz çözümü arayan, ben hocayım işte ben ne dersem o olur, asla olmayan, evet, taklide girmeyen, kıyafete bakmayan ve insanların özünü, hatta çok beğendiği için söyleyeyim, onun yetiştirmesiyle ben belli noktalarda bazı tespitlerde bulunabildim. Onun
verdiği ışıkla düşmanının bile vicdanına seslenen bir insan. Hangi düşman olursa olsun, ya bu insan, bu belki bunda bir şey yakalanır ya, buna biraz böyle vicdanına sesleneyim, merhametli olayım diyen bir insan, bunu sonuna kadar kullanan ama kötü niyet gördü mü de evet, çok güzel şekilde haddini bildiren, çok da örneğini yakaladım. O had bildikten yıllar sonra dönüp hakikaten aklı başına gelip de hocam özür dilerim, ben düşünememişim, sizin işte söylediklerinizden bir şey mana çıkaramamışım, şimdi istediğiniz nokta. Çok örneğini gördük. Fakat şu çok önemli. Düşmanının bile vicdanına seslenmek. Bu bir medeniyetin, bu bir kültürün eseridir. İşte bu Ehl-i Beyt kültürü, Ehl-i Beyt medeniyeti. Yani bunun eseridir. Yani Hazreti İmam Hüseyin şimdi Kerbela'da şehit oldu, isteseydi siyasete uyardı, yapardı. Ama o babası gibi siyaset yapacak ama dürüst siyaset yapacak. Baktı ki olmuyor, dürüstlük olmuyor. Babası dürüst siyaset, yani insanları idare sanatı diyor Gazali, siyaset için. Dürüst olmak, yalan, dolan, insanları kullanmak, işte bir noktaya getirmek için para vermek, böyle şeyler yok. Dürüst, net siyaset. Ve Türk siyasetine de dürüstlüğü, hatta dünya siyasetine dürüst siyasetçi kim olur dediğiniz zaman kendisini gösterebilirsiniz çok rahat şekilde. Bu işte aşk ehlinin, ben bu cihana da sığmam, dünyaya da sığmam, ahirete de sığmam, yani ruh cihetiyle tabii ki diyen bir kültürün, medeniyetin, aşkın, yani ruh ölümsüzdür, Allah'tandır, ruh ölmez. Yani ruh Allah'ın tecellisidir, ruh Allah'tan parçadır. Hepimizde olan şey Allah'tandır. Onun dünyadaki yansıması diyebiliriz. Aydar Hoca bu aşk ile yürüdü gitti. İsterseniz Türk nedir? Türk kime denir? Türk ismi ne zaman çıktı? Antropolojik olarak, kültür olarak, uygarlık olarak yeri neresidir? Çok kısa, yani bu program tabii yetmez. Evet. Yani aşağı yukarı 35 yıllık bir çalışma söz konusu burada. Hocamızın çocukluğumdan beri duyduğum ısrarla söylediği ve bunu araştırmamız lazım. Yani bunu var mı böyle bir şey diye değil, bunu insanlığa anlatmamız lazım dediği noktadan başlayarak hem ben okumuş olduğum eğitimleri de bunun için yaptım. İlahiyat, sosyoloji, tarih. Sonra tiyatroya, tiyatro akademisyenliğine geçtim. Tezim Kerbela'ydı. Ve hiç kimsenin ele almadığı, tiyatro ile Kerbela'nın ne alakası var diyeceksiniz. Bu ayrı bir fasıl ama orada sanat tarihinin Ehl-i Beyt'e, Türk sanat tarihinde ne yaptıklarını görebildim. Bunları bizden hep saklamışlar. Bunları bizden hep gizlemişler. Bunları deforme etmişler. Bu ne ya demişler. Hep ağıt mı yakılır? Hep bu ağlanır mı? İşte taziye, şebihler, bir sürü işte İslam kültüründe bir sürü yara olduğu için aman bunu dillendirmeyelim. Halbuki niye böyle olduğunu sebep sonuç ilişkisini düşünmeden, çünkü bir şeyi örtecekler, bir şeyi kapatacaklar. Ben bu araştırmamda iki insanla karşılaştım. Biri bu Mahir Çayan, Deniz Gezmişler'in çok yakın dostları, o kuşak, 68 kuşağının Ali Berktay ve Ayşe Emel Mesci. Tiyatro deyince dünyada parmakla gösterilen, Türk tiyatrosunda çok velüt, çok eserler üreten bir yönetmen ve çok entelektüel bir tiyatro kadını. Ben diyor insanlığımı tanıdım. Onun eşi Ali Berktay. Bunlar 68 kuşağı. Çok farklı insanlar yani. Bunlar bu hocamızın sık sık anlattığı o biz Kerbela'da bıraktık diyenlerin arkadaşları bunlar. Kendileri Alevi meşrep olmasa bile ismi Ayşe Emel Mesci.
konuştuğu zaman ya bu insanları aşığım ben, hayranım ben diyor Ali Berktay. Tezim aşamasında onlarla tanıştığım için çok sevindim. O arkadaşlarıyla da tanıştık. O kuşakta başka arkadaşlarla tanıştık, abilerle. Kerbela dedim mi, Ehli Beyt dedim mi, sol dünyası, Türkiye'deki solcu arkadaşların, abilerin, büyüklerin çok farklı bir yaklaşımları var. Onun için diyorum ki ben, solcular niye hocamızı sevdi? Adalet duygusu, merhamet duygusu, Ehli Beyt. Şimdi şöyle kısaca anlatabilirim. Bu çalışmalar çok daha vakit almayacak. Belki bir sene sonra hocamızın ışığında bunlar kilometre taşlarını, alanları çizdi bana. Evet. Söyledi şöyle 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 şöyle. Bunu niye yaptığımızı da anlattı. Ya öyle bir medeniyet, öyle bir tasavvur üzerimize geldi ki dedik ki bu hazineyi bu insanla önce gençlerimize anlatmamız lazım. Türk tarihi dediniz mi, bizim okullarda bu gençler, hatta siz eğitiminizde işte Türk güçlü kahraman Tarkan vardı, işte bilmem kesiyor biçiyor acayip böyle Atilla, at biniyorlar acayip insanlar. Evet. Batı'da biraz daha farklı, bunlar yağmacı barbar. Şimdi bakın, Türkiye'de tarihçi çok ama tarih felsefecisi yok. Yani tarih düşünürü yok. Tarihten ibret alan yok. Önce tarih nedir? Bir cümleyle anlatayım. İnsanlığın hafızasıdır. Hard diskidir. Tarih dediniz mi, içine bilim tarihi girer, sanat tarihi girer, antropoloji, arkeoloji, hepsi bunlara hizmet eder. Ve artık geçmişte insanlık nereden geliyor'un cevabı aranır. Çünkü insan hafızayla yaşar. Evet. Şimdi yapay zeka diye bir şey konuşuluyor. Çok tehlikeli bir süreç. Başka zaman konuşuruz bunu. Orada hatta yapılan filmlerde yeni bir algı oluşturuluyor. İleride din min kalmayacak. Ve ne yazık ki gençlerimiz böyle yetişiyor. Türkiye'nin %50'si ateist ve deist. Bunu unutmayalım. Araştırma, resmi araştırma bu. Türkiye'de 15-25-30 yaş arası ateist ve deist %50. Çok büyük bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Şimdi Türk dedim mi ırkçı milliyetçi. Türk dedim mi barbar batıdan gelen. Şimdi bunları hocamız öyle bir gördü ki burada bir şey vardı. Oğlum dedi, Türklükle İslam aynıdır. Bunu anlatmamız gerekiyor. Buna Atatürk'le başlamıştı. Atayla başlamıştı. Çünkü atanın bir derdi var, onu biliyordu. Ata Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı verdi ve dedi ki tamam ama bitmez. İktisat Kongresi, hayır dedi, bitmez. 1928'den itibaren kapandı. Eski okudukları, yeni araştırdıkları ve görevlendirdiği insanlarla Türk tarihini kökenlerinden araştırdı. Bu kökenler sadece Batı'dan değil, Çin tarihinden, Arap, Rus. Bunlar çok yeni. Ta Türk kelimesinin nereden geldiğine varacak kadar ilerletti ve pek çok insanı görevlendirdi. Tarih bir milletin hafızası. Bizi Türk deyince ırkçılık, milliyetçiliği, ırkçılık algılatan Batı'nın bize attığı kazık, tarihçilerimiz de bu tuzağa düştü. Şimdi şöyle diyelim, bütün tarih kitapları, bilim tarihi de olsa, sanat tarihi de olsa, ne olursa olsun tarih, bunların hepsi genel başlık tarih altındadır. Bunların hepsi dinler tarihsiz olmaz. Dinler tarihinden yola çıktığınız zaman karşınıza koskoca bir Türk tarihi çıkıyor. Evet. Bunu görenler 1800'lerde antropoloji, Mezopotamya'da antropolojik çalışma, arkeolojik çalışmalar yapılırken Hitit, Sümer, Med, Asur, Elam, bunlar araştırıyorlar. Diyorlar ki ya her yerde Türk çıkıyor. Bu nasıl bir şey? Biz bunları Orta Asya'da kaldı zannettik. Bu nasıl bir şey? Ve sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Bırakın diyor 1873'te. Bırakın diyor. Bizim siyasetimize engel bu. 1873. Batılılar diyor bana. Batılı büyük. Evet.
siyaseti belirleyenler, Lord Curzon, Fransa, bütün Avrupa, hatta Amerika daha sonra bu tarihçilerin çizdiği rotayla sömürgelerini yaptılar. Mezopotamya'daki gözlerinin sebebi, yani gözlerin olmasının sebebi Türklüğü yok etmek. Çünkü Türklüğün anlamının din olduğunu onlar bizden daha iyi biliyor. Nereden çıktı din? Tarih Türklerle başlar falan. Evet. Tarih Türklerle başlar çünkü bugün bütün dünya kabul ediyor. Sümer'de, Hitit'te, yani Mezopotamya'daki bütün medeniyetlerin temelinin Türk olduğunu kabul ettiler. Bunlar dediler Türk. Dilleri Türk. Sondan eklemeli. Dil çok önemli. Dil insanın kültürünü, medeniyetini gösteren en önemli şey. Sanat. Tabii ki genom, yani genetik araştırmalar da böyle çıkınca artık panik yap. Şu anda dünyada panik var. Bunlar her yerde çıkıyor. İskandinavya'da, Meksika'da nereden çıktı bunlar? Her yerde çıkıyorlar. Şimdi şu. Biz insan ırkıyız. Hayvanlarda bir tür ırk, biz de ırkız. Ama Türk milliyetçi, Türk ırkı diye bir şey çıkarıldı. Anlam, Türk ırk kelimesi anlam kaymasına uğratıldı. Ve biz bunu kullanmaya başladık. İşte Türk bilmem ne falan işte demeye. Ama burada tarihi perspektiften kısaca iki cümleyle şöyle bunu söylememiz lazım ki hocamızın nelere işaret ettiğini iyi görelim. Şimdi bakın. İlk insan Adem. Adem'e Allah bir alfabeyle ayetler verdi. Sayfa, suhuf dediğimiz. Bunun bir dili var. Bunu Batı dünyası, pozitivist, yani bu materyalist dünya kabul etmiyor. Biz hayvandan geldik diyor falan. Biz, onlar da bitti, çuvalladı gerçi. Ve Adem'den itibaren insanlık topluluk oldukça yönetim, idare, o ayetler geliyor ve toplum düzeni nasıl yönetilecek Allah peygamberine ayette bildiriyor. Çünkü kendisi ayette diyor, Cenab-ı Hak diyor ki biz Adem'e isimleri, fiilleri öğrettik diyor. Ona bir hafıza, çünkü vahye muhatap, korteksi müsait, yani algılayacak. Allah o kıvamda yaratmış ve o toplum düzeni ayetlerle düzenleniyor o şartlarda. Belki 500 bin yıl önce, belki bilmiyoruz tabii bu konuda. Nuh Aleyhisselam'dan itibaren bir veriler var elimizde. Yani kesin veriler diyeceğimiz veriler var. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'a kadar Adem Aleyhisselam'dan, peygamberden peygambere bir miras geliyor. Allah yeni peygamberle toplumu düzeltiyor. Bozulanları yeni peygamberle düzeltiyor. Tabii dünyanın her tarafına yayılıyor bunlar. Nuh Aleyhisselam'da bu iş kitleniyor. Nuh Aleyhisselam'ın, bugün bütün tarih verileri bunu gösteriyor. Nuh Aleyhisselam'ın Yafes adlı oğlu da peygamber. Nuh Aleyhisselam'ın Sam, Ham, bir de Yafes isimli üç oğlu var. Peygamberlik Yafes'le de devam ediyor. Oğlu ile Asya'da, doğuda iyice yayılıyor. Onun oğlunun sıfatı Allah elçisi, Allah'ın elçisi demek olan Türk kelimesi. Yani bir isim değil, sıfat. Sıfat. Evet. Allah'ın seçtiği kul demek. Bu milattan sonraki çalışmalarda Divan, Lugat, Türk'te falan var ama araştırmacılar daha yeni 30 sene evvel İskandinavya'da Türk kelimesinin anlamının Allah'ın elçisi, Rabbani kul. Meksika'da, Mayalar'da, İnkalar'da, Sümer'de, Mısır'da, Çin'de, Kanada'da, Fransa'da, burada bu kaya yazıtlarında kimisi 40 bin senelik, kimisi 32 bin, kimisi 17, 16, 7, hepsinde Türk kelimesi var. Bizim öz alfabemizde, eski alfabemizde. Allah'ın elçisi demek, Allah'ın seçtiği kul demek. Ve onun getirdiği kurallara da din diyoruz. Türk kelimesi böyle anlaşılsın. Irkçılık, medeniyetçilik diye düşünülür, öyle formatlandık eğitimi. Evet. Bu tarih niye böyle dendiğinde, çünkü biz Greko-Roman tarih teziyle yetiştirildik. Okullarımızda Greko, yani Yunan,
ve Roma, Batı'nın temeli olan Roma tarih teziyle eğitimlerimiz görüldü. Ve bu tarihçi dediğimiz profesörler bundan yola çıkarak Türkleri tarif ettiler. Hatta o Batılılar dedi ki Türklerin temeli şamandır. Ya şamanizmde ahiret inancı yok. Sen nasıl şaman diyorsun Türklere? Rusların koyduğu bir isim Kaman Şam diye, şaman diye. Ahiret inancı yok ama şunu çok rahat bütün tarihçiler de söylüyor. Antropologlar da söylüyor. Hazreti Muhammed'e kadar putlara, fazla putlara tapmayan tek millet, tek kavim Türklerin kavimlerinden Oğuzlar. Onların bir kısmı tabii bozuldu ama Hanif olarak kaldılar. Ne zamana kadar? İbrahim Aleyhisselam'a ve ondan sonra Peygamberimizin dedesi, Peygamberimize kadar Hanif kaldılar. Arapça 3000 yıllık bir dil. Evet. Arapça, İbranice, yani Musa'ya, Hazreti Musa'ya nece geldi şey? Tevrat, İbranice. Evet. İsa Aleyhisselam'a nece geldi 600 sene sonra? Aramice. Arapça ondan sonra türedi o topraklarda. İbranice ve Aramice'nin kökeni ne? Fenikece. Bunlar bilim dünyasının kabul ettiği şeyler. Yani bunlar bizim, yani bunlar ispatlı. Fenikece'nin de türediği dil Türkçe. Latince'nin türediği dil Türkçe. Etrükçe'nin, Roma'yı kuranlar, ilk kuranlar. Sonrakiler çaldılar ondan. Etrükçe'nin Türk medeniyetinden geldi, kesinleşti. Mayaların Türk mü? Türk her yerde var. Çünkü bu din, insanlar dinini yaymak için dünyaya yayılmışlar. Çünkü din yayılacak. Hocamızın hissettiği, sezdiği ve şuraya bir bakalım, şurayı bir araştıralım dediği noktada önemli kodlar, önemli modlar yakaladık ve geldiğimiz noktada evet, Türkler ilk medeniyeti, ilk uygarlığı, ilk devleti kuranlardır. Onların dili bütün dünya kabul ediyor. En eski dildir, tamam. Ki bu en eski dil olmasının sebebi peygamberler tarihini inceleyen bilir. Tamam. Fakat ırk mesabesine indirildiği zamanlar çok uzak zamanlar değil. Hazreti Peygamber kavmiyetçiliği kaldırdım dedi. Ayaklarımın altına aldım dedi. Çünkü bir medeniyet kurulacak, bir uygarlık kurulacak. İlahi bir medeniyet kurulacak. Peygamberler ilahi medeniyet getiriyorlar. Onlar devlet başkanı olarak da seçilmiş insanlar, siyasetle uğraşanlar için de bu unutulmasın. Seçilmiş insanlar, eğitimli, terbiyeli ve ilahi mesaja uygun eğitim, öğretim noktasında bir noktaya, bir seviyeye gelince medeniyet kurabiliyorsunuz. Siyaset yapabiliyorsunuz. Yoksa Muaviye siyaseti ortaya çıkıyor. Hazreti Ali'ye diyorlar ki Muaviye bu kadar işte konuşuyor, yapıyor. Ben diyor Müslümanım, yalan söyleyemem diyor. İşte Türk'ün siyaseti bu. Sadece İslam'la yenilendiği zamandan beri değil, çok eskiden beri. Bunun da ispatı Oğuznameler. Oğuznameler milattan önce 10 binlerden daha evvele giden, bilinen kayıtlara ve verilere göre Oğuz Kağan peygamberin oluşturduğu bir medeniyet, bir kültür, bir devlet manifestosu, devlet felsefesi, sadece manifest felsefesi. Bütün söyledikleri Oğuz Kağan'ın, ki Oğuz Türk'ün öz ailesidir. Bunu unutmayalım. Bunun sebebi de ilahi kültüre dayandığından medeniyet, Türk medeniyetinin kökeni Oğuz'dur. Uz denir batıda, Guz denir, Araplar Huz der. Oğuz medeniyetinin gelişmiş şekli Türk'tür, Türk medeniyetidir. Özbek, Uygur, Tatar böyle gelişe, yani Müslüman Özbek der gibi Türk Özbek, evet. Türk Uygur, Türk Kuman, Türk Kıpçak, Türk Kırgız. Yüzlerce var, kaybolanlar da var. Yani eriyenler, kaybolan derken kavim olarak ama. Türk kavim değil. Anlam kaymak. Üst, yani din, medeniyet yani. Dünyanın ilk medeniyeti dindir.
Bakın bilimde de öyledir. Şimdi Mustafa Kemal niye ne mutlu Türk'üm diyene dedi cümlesini hiç kimse arkasını düşünerek değerlendirmedi. Ya bu adam bunu niye dedi? Ne diyor? Kürt, Laz, Çerkez, Arnavut kim olursa olsun hepimiz peygamber Türk'ten geliyoruz. Mustafa Kemal bunu söyledi. Onun için biz kardeşiz. Peygamber Türk'ten gelmek de ırkçılık değil, kavmiyetçilik değil, ilahi kültürde ol. Yani kavmiyetçiliğin en güzeli tabii peygamber yani peygamber kültüründen gelmek kavmiyetçilik yapılmaz da kavmiyetçilik değil o kültürün savunuculuğu. Hepimiz öyle değil miyiz? O kültürün muhafızıyız. Dolayısıyla Mustafa Kemal bunu çok iyi biliyor. Bu bir medeniyet aslında. Tabii yani. Uygarlık, medeniyet evet. Ve bu bir sadece kültür değil. Kültürün içinde sanat var, bilim var, hepsi var. Bakın Mustafa Kemal bilimin Sümer'den başladığını çok iyi bildiği için Türk tarih tezini oluşturmaya başladı. Çalıştırdığı insanları 1928'e itibaren hadi bakalım dedi hazırlanalım. Oraya insanlar gönderdi. Ya adam ya nasıl bir adamsın sen ya? Kurtuluş Savaşı verene kadar canın çıktı. Yani müthiş performans, hastasın, böbrek, ciğer, her taraf. Koşturuyorsun vatan için, millet için. Koşturuyorsun, kuruyorsun devleti. İktisatla beraber, kongrelerle beraber kimseye muhtaç olmasan bağımsız bir milli ekonomi modeli ortaya koyuyorsun ve tarımda zirve oluyorsun, uçak satacak kadar dünyaya. Buralara uzmanları girsin. Bu konuda benim diyeceğim çok şeyler var yalnız, onu söyleyeyim. Yani tespitlerim, belgelerim var. Fakat şunu gördüm ben. Türk Tarih Kongresi'ni yapmasının sebebi dünyaya duyurmak. Çünkü 1800'lerden beri diyor ki Batılılar, Mezopotamya yani bizim Anadolu'nun içinde olduğu, Türkiye'nin ve diğer şeylerin içinde olduğu bu coğrafya kendi medeniyetlerinin kökeni olduğunu iddia ettiler. Topraklarda gözü var. Hani Romalılar buradaydı ya. Evet. Romalılar buradaydı ya biz yolladık Malazgirt'le. Malazgirt'le yolladık onları. Biz Sümer'i kurduk. Milattan önce 3300-4000'e kadar giden var kökenleri ama onlar Orta Asya'dan geldi. Bugün bütün bilim dünyası kabul eder. Bütün dünya kabul eder ki Sümer'de başladı bilim diye. Ama bizim gencimize sorun. Bilim Yunan'da başladı. Milattan önce 600-700-500. Evet. Yani arada binlerce yıl var. Arada binlerce yıl var, evet. Ki Sümer'de de başlamadı. Sümer'de kayıtlara geçti. Orta Asya'dan medeniyetle geldi. Çin yıllıklarında diyor ki bize kuzeylilerden geldi kağıt. Bütün dünya diyor ki kağıdı Çinliler icat etti. Çin diyor ki biz başka evet, yerden aldık. Evet. O da Türk. Onlar evet. Türk coğrafyası. Hatta Çinlilerin kayıtlarında Turuk mu diyorlardı? Öyle. Evet, tucu derler. Tucu, evet. Farklı telaffuzları var. Etimolojik evet. Ve morfolojik olarak insandan insana hani Güneydoğu arkadaşlar geliyorum der. Evet. Çalıyorum der. Bu zamanla alfabeye böyle geçer yani evet. Sözlüğe falan. Temeli mühim olan ama ne mutlu Türk'üm diyene tarih kongrelerini Mustafa Kemal niye yaptı sorusunun cevabını ne zaman görüyoruz? Hemen kitaplar yazdırdı. Liselerde hayır dedi. Yunan Roma tarih tezi değil dedi. Türk tarih teziyle ben medeniyet kuruyorum dedi. Müthiş. Kültür kuruyorum dedi. Uygarlık kuruyorum dedi. Ve konuşturduğu insanlar, yabancılar bunu gördükçe korktular. Ve bazıları itiraf ettiler. Bu nasıl bir ufuk? İşte bunları hocamız çok iyi biliyordu. Ben bunu dirilteceğim dedi. İcmal gençliğini bu Türk tarih teziyle yetiştirdi işte. Şimdi onu eserleştireceğiz. Şimdi bilim tarihi ortaokullarda öğretti ki Sümer, çünkü kayıtlı belgeler, kafatası ameliyatları var yani. Milattan önce 3000'ler, 2500'lerden bahsediyorum ya. 600'ler değil. Roma, Yunan'ın devamıdır. Evet. Tarih anlayışı. Burası çok önemli. Yani sırf bunun için program yapılır. Mustafa Kemal bir medeniyet kurdu. Üniversitede, lisede, orta öğretimde Türk tarih teziyle geldiği nokta ne biliyor musunuz?
karartmalara rağmen, hatta Mustafa Kemal Arap dini demiş gibi yalan at iftira atarak, anlatabildim mi? Kendi yelyasını da göstererek, halbuki alıntı yapmış adam bir yabancıdan, bunu dinciler veya bazı bilmeyenler şöyle diyor, Arap dini diyor, Muhammed diyor Arap dini yaptı diyor. Ya kavmiyetçiliği ayaklara, neyse burası çok detaya girmeyelim. Bunu bu adam işte peygamberi inanmayan bir ateist bir adam, deist bir adam diye inanıldı Mustafa Kemal'e daha sonraları. Bu niye oldu biliyor musunuz? Çünkü Roma, Yunan tarih tezini çöpe attı. Türk tarih tezini işte peygamber Türk'e bağlamak için yaptı. Ve Türk gençliği böyle yetişiyordu. Çalışmalar yapıldı. Mustafa Kemal'in şehit edildiğine dair ciddi belgeler ortaya çıktı artık. Yani bunu kimse inkar edemez. 57 yaşında şehit edildi. Ve hemen Türk tarih teziyle medeni bir... Bunlar kaldırıldı. Hemen kaldırıldı. Kim kaldırdı biliyor musunuz? Beraber çalıştı insanlar. Niye? Sıkıştılar. Beraber... Yani o çalışmaları yaptığı insanlar kaldırdı bunu, devlet görevlileri. Yani akademisyenler kaldırdı. Yani ne yapıyorsunuz siz ya? Bu adam bir uygarlık kuruyor. Kadim Türk uygarlığını, ya Hanif dini, Tevhid dini uygarlığını Arap dini haline gelmiş İslam, yani Ehl-i Beyt'ten çalınmış, evet, İslam. Evet. Muaviye onun, kafası. Evet. Muaviye kafası. Arap dini yaptılar. Evet. Ne Emevisi, ne Abbasisi dedi. Benim atalarım dedi, hepimizin ataları olan dedi, Türk'ten gelen, Yafes'ten, Nuh'tan gelen medeniyet dedi, Muhammed Aleyhisselam'la dedi müthiş bir evrenselliğe ulaştı ve ben bunu bütün dünya tarihi, dünyaya anlatacağım dedi. Muhammed'i de böyle anlatacağım. Arap dini değil Muhammed'in ki. Neden biliyor musunuz? Çünkü peygamberlere Allah ilim öğretir, bilimi de onlara öğretir, dili de onlara öğretir, sanatı da onlara öğretir. Dinle sanatın, biliminle, hayır. Mesela dünya yuvarlaktır diye Türk tarihinde hiçbir tartışma yoktur biliyor, evet, musunuz? Batı'da var. Ama bizim arkadaşlarımız, gençlerimiz diyor ki ya dünya düz deniyordu milattan sonra 300'lerde de. Ya bizde o Hristiyan dünyada, yani Batı'da. Bizde öyle bir tartışma söz konusu düşünülmez bile. Batı'nın kabul ettiği bir adam vardır. Başına koyar, başının üstüne koyar. Cabir bin Hayyan. Türktür. Türk kavimlerinden biridir. Karluk'tur. Bu adam için heykel yapıyorlar. Batılılar, bilim tarihi hepsi ittifakla. Milattan sonra yani 800'ler. Evet. Metodolojik bilim, yani yöntem bilimsel, yani laboratuvar, yani deneysel. Bu deneysel olan bütün çalışmaların temeli Cabir bindir diyor. Onlar geber diyor. İnsanlar ararken geber diye arasın. Veya Türkçe. Orada çıkıyor yani. Bulabilirler. Heykel dikiyorlar ve diyorlar ki biz buna boş. Bütün dünya bilimi buna boştu. O da ne diyor biliyor musunuz? Seyircilerimiz bunu hiç unutmasınlar. O da ne diyor biliyor musunuz? Ben ne öğrendiysem İmam Cafer'den öğrendim diyor. Atom konuşulmazken atomun daha küçücük parçacığı kuarklardan bahsediyor İmam Cafer. Şu kadar parçası Bağdat'ı yok eder diyor. Evet. Daha böyle düşünülmüyor. Atom parçalanamaz diyenler var sadece işte Yunan'dan. Yunanlar ancak o kadar. Şunu demek istiyorum. İlahi medeniyetten, peygamberlerin getirdiği ilahi medeniyet bilimde de sanatta da merkezdir. Eğer Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti İmam Ali ile İslam medeniyeti devam etseydi çok farklı şeyler olurdu. Evet. Ama imamlar, onun torunları bu ilmi, hem dini hem aşk ilmi, ben bu cihana, dünyaya, iki cihana sığmazam diyenler, laboratuvar çalışması yapmış. Kimya laboratuvarı kurmuş İmam Cafer. Laboratuvar. Evet. Ben imamım falan dememiş. Her dini, her şeyden haberleri var bunların ya. Okuyun Hazreti Ali'nin Tevhid Risalesini. Okuyun İmam Cafer'in tıp risalesini. İbn Sina diyor ki bize bu bilgi diyor oradan geldi diyor. İbn Sina'nın kitabı Batı'da 500 yıl okutuldu. Bunları bize hep böyle bir şey var diye. Yani İbn Sina nereden öğrendi bunu? Diyor ki ben bunlardan öğrendim. Cabir'den öğrendim diyor. Bize oradan geldi diyor. Felsefeye karşı tasavvufun, yani Ehl-i Beyt'in mirası, arınma, aşk, gönül ve zihin dünyasıyla hakikati, eşyayı, evreni, kozmik alemi, iç dünyayı yakalama ve tarif edebilme,
Avucunun içine alma. Bu dünyayı sadece görüntü, madde, tecelli, hocamızın çok muhteşem bir tarifiyle bütün insanları çarpmıştır bu duyan. Allah tecelli etti. An, anlar, zamanı, zaman, mekanı hızlı olduğu için mekan döngüsü. Ve bugün bilim bunu söylüyor. Şimdi şunu demek istiyorum kısaca, bu programa sığmaz bunlar da. Yani diyebiliriz ki ilmi ledüna. Peygamber ilmi böyle. Abi bir programa sığmıyorsa başka. Bu Ramazan'da seni bir daha alacağız demektir. Anlaşıldı, Bursa'ya ondan sonra biz bunu seri hale getireceğiz demektir. Bursa'ya gidemeyeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim, bu faslı bitirelim isterseniz. Evet. Zaman azaldı herhalde. Bakın Türk gençler, bu çok önemli. Ben ekranlara çıkmıyorum. Belli noktaya çalışmalarımızda geleceğiz. Şimdi Haydar Hoca Türk tarih teziyle genç yetiştirdi. Bakın icmal gençliğini böyle tanıyın. İcmal öz demek. İcmal gençliği Mustafa Kemal'in de yaptığı gibi Türk İslam medeniyeti, Türk dinin Hanif dini, Türk din İbrahim Aleyhisselam'dan gelen Türk diniyle İslam dininden Ehli Beyt'le beraber gelen muhteşem mirasın tezidir. Türk tarih tezi. Türk İslam sentezi derler. Ne sentezi? Peygamber Efendimiz peygamberlik gelmeden Hanif'ti. Tek tevhid inancı vardı. Millete İbrahim'e Hanifa ne demek? Ben o ne Yahudiydi ne Nasraniydi. Ne demek? Bir sürü peygamber gönderdi Cenab-ı Hak. Sapanlara tevhide gelsinler diye. Ama Türk Oğuz boyu, Türk boylarının çoğu. Tabi Budist, Maneist olanlar çok var. Yani şamanizm onlardan geliyor işte. Yabancılar şamandır temeli diyorlar. Bizim tarihçiler de şaman mısınız? Şaman değilsin kardeşim sen. Hanifsin. Hanifsin, Oğuzsun. Arapça 3000 yıllık bir dil. Allah kelimesi İbranice'den geliyor. Elohim. Kökeni daha da geri gidiyor. Fenikece'den geliyor. Kut kelimesi. Kut kavramı. Kuz, kut bunlar aynı kavram. Yani Allah'ın tecellisi, Allah'ın seçtiği, yetkisi, evet. Seçtiğine verdiği. İşte devleti de bunlar güzel kurar. Medeniyeti de, bilimi de, sanatı da. Bugünkü bilim tamam ilerledi çok tamam ama insanlığı mahvediyor ya. Şunu demek istiyorum. İmam Cafer'in yaptığı bilim de, ilim de, diğer mesela musiki icra diyor arkadaşlarımız. Türk musikisindeki makam seçkileri ve seslerin zenginliği başka yerde yok. Evet. 4 koma. Yani onlar bilirler. Konservatuvar okuyorlar. Bu da zenginliğe işaret. Şimdi Allah dünyadaki yarattığı insana yönetilmek için peygamberlerle ölçü verir. Bunun kötü kopyası çok tanrıcılığa giden, işte kendini firavun yapan, onlardan kopya çektiler. Ama siz seçilmiş değilsiniz. Hazreti Peygamber Ali'ye bıraktı mirası. Olmadı, ertelendi bu iş. Ama onlar insan yetiştirdi. Evet. Ashab-ı Suffa'yı Ali'ye bırakmak için yetiştiriyordu peygamberimiz. Suikastlarla yok ettiler o büyük. Bak onlar, Ashab-ı Suffa var ya, deyip geçmeyin. Orada müthiş bir üniversite var. Ayetleri tek tek konuşuyorlar. Ya devamlı çalışıyorlar. Gece de diyor bir tanesi rivayetlerde. Gece diyor sabaha kadar esmalarımız vardı. Allah'ı zikrederdik. Hazreti Ali diyor ki onlar diyor sabaha kadar rüzgarın ağacı salladığı gibi zikret. Yani nefsi arınma var. Bazı diğer sahabiler çarşıda, pazarda falan onlar devamlı. Onlara ticaret de yasak. Çünkü Ali'ye onları bırakacak. İmam Ali'ye onları bırakacak. Medeniyet devam edecek. Suikastlerle öldürdüler. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dini bozan ruhbanların yaptığı. Tıpkı İsa Aleyhisselam'dan sonra gelen Paulus gibi teslis inancını getiren tevhidi bozanların yaptığı gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin alemlerin sevgilisinin getirdiği dini Ali'den devam etmesin kıyamete diye karartma yaptılar. Ceplerine para koydular bazı sahabilerin. Hadi gel dediler, sen kral olacaksın dediler, onu yaptılar. Türklerde kut anlayışı, peygamberde de ya Türkçesi kut. Kudüs. Ha, Arapçadaki mukaddes kut kelimesi de oradan geliyor. Kudüs var ya hani, kut, evet. Mukaddes. Kökeni kuttan geliyor. İngilizce'deki God, etimolojik olarak bunlar ispatlı şeyler. Daha binlerce kelime var böyle. Türk dilinin ilk dili olduğuna dair. Mustafa Kemal bunu çok iyi biliyor. Şöyle bitireyim, bu faslı çok detaya gireceğiz. Şöyle bitireyim. Hazreti Peygamber'in mirası sadece abdest, namaz, bunlar değil. Ya bunlarla oyalandı bizim gençlerimiz.
Hatta dinden soğutuldu. Tamam, abdest alırsın. Yani bunlar ilim, fıkıh. Ne büyük. Ne ilmi ya? O kitapta bu var, bu kitapta bu var. Bilmek alimlik değil. Bunlardan bir şey çıkarabiliyor musun? Ben sana o zaman alim derim. Abdülkadir Geylani fıkıh bir tarafa, yani zirvesiydi. İnsanlara gönlüne hitap etti. Yunus Emre öyle yaptı. Muhittin Arabi öyle yaptı. Muhittin Arabi'den bilim dünyası faydalanıyor eserlerinden. Bilim yapıyor. İmam Cafer'den, Cabir'den faydalanıyor. Bilim yapıyor. Bizimkiler ya felsefeye bulaştı. Yalan bunlar tabii. Onlar tasavvuf. Yani. Şimdi şurada şunu söylememizde fayda var. Yalnız şimdi bilimle uğraştılar ama bunlar sadece devlet adamları da yetiştirdiler. Kendilerine devlet verilmedi. Onların hakkı. Çünkü insanları hakkıyla seçilmiş çünkü. Nefsine uymaz bu insan. Arınmış insan. Bu adam yönetecek bu devleti kardeşim. O zaman dedi en son biz onları yetiştirelim de yani nefislerine uymasınlar. Erdemli insanlar, erdemli şehir yazıldı falan. Yani çok konu var ama Mustafa Kemal'in ne mutlu Türk'üm diyenin karşılığı evet. Ne mutlu Müslümanım diyene. Ne mutlu Hanif'im, ne mutlu Tevhid. Yani Çerkez de Türk'tür. Kürt de Türk'tür. Aynı zamanda Kürtler İskit boyunun bir yani Saka Türklerinin ve Oğuz boylarının bir kısmı da devamıdır. Oğuz dediğimiz Oğuz. Bunlar gerçekler bunlar yani. Medler diyorlar ki bizim kökenimiz Med, Batılılar. Çıktı son çalışmalar ki Medler de Türk. Türk derken ırk değil, bunu hiç unutmayın. Kavim değil. Din adı, medeniyetin adı. Şimdi çocukluğumuzdan beri hocamız bizi Mustafa Kemal'in Türk tarihi tezi dediği medeniyet olgusunda bilimiyle, sanatıyla, her şeyiyle Ehl-i Beyt'in mirası olan büyük zatların Türk dünyasını sadece değil bütün İslam alemini ve onun yansıması olarak Balkanları ve Hindistan'ı, Afrika'yı, efendim Amerika kıtasını şekillendiren zaman zaman bozulsa da tevhid anlayışın, tevhid medeniyetinin getirdiği o muhteşem insanlık, uygarlık ekseninde baktığımız zaman Haydar Hoca bir tarih diriltti. Yani ilahi kültürden gelen medeniyeti yobazlıktan, kuruluktan, dinin sadece bazı zahiri kurallarını düzenleyen ilim olmadığını, dinin aşk olduğunu, feyiz olduğunu, Allah ve Resulünün aşkıyla ancak bana inanıyorsunuz diyor Cenab-ı Hak, beni seviyorsanız diyor Muhammed'e inanın. İfade bu. Fakat onlar da zulme karşı sulh yaptılar. Yurtta sulh, cihanda sulhun karşılığı da budur. Ayette Cenab-ı Hak zulüm kelimesinden hemen sonra sulhu, barışı söylüyor. Yani sulhla gideceksiniz. Onlar düşmanının bile vicdanına hitap eden insanlar. Oğuz Kağan vardır. Ehl-i Beyt vardır. Ve ardından önemli bir şey daha vardır. Alperenlik vardır. Alp, Eren. Gazi ama Eren. Erenler dedik ya. Bir şey daha var. O da şu, devlet gider, töre devam eder. Böyle baktığımız zaman töre oluşuyor. Medeniyet, töre önemli. Oluşuyor. Diyeriz ki siyasilerin hepsi artık ya ne yapıyorum ben desin. Yani ne oluyor ya, yok o bu bilmem ne, şu olmuş, oraya şu şey uygulanmış, IBAN verdim biraz para gelsin. Ya tamam da kardeşim bunlar küçük işler, temelden değiştirin ya. Ya kopya çekin ya. Ya nasibiniz yok mu sizin ya? Sizin hiç aklınız yok mu ya? Sizin azıcık olsa bir aklınız yok mu ya? Kopya çekin, bunu uygulayın ya. Tamam, itiraf etmiyorsunuz. Bu Haydar Hoca'nın projesidir demiyorsunuz. İçiniz rahat etti mi? Göçtü. Şu anda 50 bin tane genç var Haydar Baş. Siz ağlasanız da zırlasanız da bu gençler muhteşem Türk medeniyetini kuracaklar. Mustafa Kemal'in kurmaya başladığı fakat öldürüldüğü için devam ediyor. Hemen kaldırıldı. Türk tarihi teziyle gençliği yetiştirdi. Biz ilk gençliktik.
Onun yanında ilklerdendik. Şimdi bu gençler var. 50 bin tane yeni genç bilimde, sanatta, edebiyatta, her şeyde çok iyi yetişiyor. Her birine sorun, Haydarbaş çıkar. Her birini alın, yüzünün, gözünün içine bakın, Haydarbaş'ı görürsünüz. Bu öyle ütopik bir şey, mitolojik bir şey değil. Ya bu varlık sebebi olan Hazreti Peygamber'in ışığını taşıyan insan. Sen istesen de istemesen de taşıyor. Bu kut, Arapça 3000 yıllık dil, daha öncesi bu kut, nurun eski adı, yetkinin eski adı. Devlette de kut, hizmette de, bilimde de, sanatta da. O bir ışık. Bu medeniyet ancak kainat devleti kurar diyorum. Cümlelerime burada son veriyorum.